Şöyle başlamak istiyorum. Bu tarz toplu katliamcıları genelde ne motive ediyor? unsurları aslında kişinin çocukluğundan başlıyor travmalar. Çocukluk travmaları çok belirleyici oluyor. Çocuklukta geçirilen fiziksel istismar, cinsel istismar, ailenin parçalı bir aile yapısına sahip olması, yalnızlık gibi pek çok etken, sosyokültürel etkenler çok belirleyici oluyor. Burada tabii ki sadece çocukluk travmalarıyla açıklamak da yetmiyor. Sonrasında kazanılan edimler de belirleyici olabiliyor. Sosyokültürel, sosyoekonomik koşullar da devreye giriyor. Özellikle burada medyanın da bu tür olaylarda kahramanlaştırma yaklaşımları bu tür eylemlerin önünü açıcı nitelik taşıyor. Her zaman bir akıl hastalığı ya da ruh hastalığı arka planda aramak da doğru değil. Bazen hiçbir akıl hastalığı olmayan kişilerde bu tür eylemleri gerçekleştirebiliyor. Halis Hocam, peki Türkiye'de yani bu profilde başka kişiler de olabilir mi? Zaman zaman karşımıza çıkıyor. Ve biz bunlarla karşılaştığımız zaman tabii toplumda bir infial oluşuyor. Neler oluyor, nasıl oluyor şeklinde bir yaklaşım gerçekleşiyor. Fakat biz bu tür olaylarda koruyucu, önleyici önlemler alma noktasında hep sıkıntı yaşıyoruz. Olayın akut evresi geçtikten sonra unutuyoruz. Sonra yeni bir olayla tekrar bir infial oluşuyor. Hatırlarsanız yaklaşık bir ay kadar önce Elazığ'da da bir kişi yine tedavi görmesi gerekirken ailesinin ısrarlarına rağmen tedavi görmeyip tabiri caizse sokağa salınmıştı ve 3-4 kişiyi öldürmüştü. Yani bu tür durumlarda, bu tür olgularda olgu merkezli yaklaşım önemli ama koruyucu, önleyici önlemler de almak gerekiyor. Örneğin sosyal hizmet uzmanlarının, sosyal çalışmacıların bu tür riskli aileleri, toplumsal yapıları belirleyip ona göre koruyucu önlemler de almamız gerekiyor. Yoksa biz bu tür vakalar karşılaştıkça yeniden bunları konuşacağız. Arkasından hiçbir şey yapmayacağız. O nedenle bir takım yaklaşımlar getirmemiz gerekiyor. Peki bu tarz toplu katliam yapanlar ya da girişimde bulunanlar neden daha çok Amerika ve Avrupa'da karşımıza daha çok çıkıyor? Şöyle özellikle seri cinayetler, toplu katliamlar Amerika, Avrupa'nın bazı ülkelerinde daha sık görüyoruz. Çünkü daha sık gündeme geliyor birincisi. İkincisi de bireysel silahsızlanma olayı yok. Yani silaha erişim daha fazla oralarda. Bizde iyi kötü yine bir bireysel silahlanma noktasında oraya göre daha iyiyiz diyebilirim. Bu noktada özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bir taraftan insanlar bu tür olaylarla karşılaştıklarında dehşet içerisinde kalırken diğer taraftan da bir gizem yaratma, buradan bir kahramanlık öyküsü yaratma yaklaşımı içerisine de giriyorlar. Nitekim en son çok popüler olan Dahmer dizisini hatırlarsınız mutlaka bir seri katil. Gözlüğünü, güneş gözlüğünü 150 bin dolara satıldığını biliyoruz. Yani buradan da bir ikon yaratma, buradan da bir rant oluşturma, bir yaklaşımı söz konusu olabiliyor. Böyle bir saldırıyı öncelikle nasıl değerlendirmek gerekir? Türkiye'de bu tarz saldırılara çünkü pek rastlamıyoruz ve bu saldırıyı münferit bir saldırı olarak değerlendirmek doğru bir yaklaşım olur mu? Aslında bu Türkiye'de rastladığımız şiddet olaylarına benzeyen bir şey değil. Biz Türkiye'de bu şiddet olaylarına rastlıyoruz. Aile içi şiddetten başlayarak sokaktaki şiddete kadar gayet şiddet oranının yüksek olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ama bu tür tırnak içinde yapılan fazla Batı, fazla Amerikan bir tarzla ilk defa karşılaşıyoruz. Bu da bu soruyu sordurtuyor bize. Acaba biz de küçük Amerika mı olduk? Yani bu bizim Amerika'da gördüğümüz okul baskınlarına ya da benzeri şeylere, benzeri davranışlara benzeyen bir tavır mı? Yoksa başka yeni bir şeyden mi bahsediyoruz? Bunu başka takip edecek mi diye bir kaygı içerisindeyiz. Bunun üzerine iyi bir düşünmekte fayda var. Ama bizi bu kadar irite etmesi bence Türkiye'de şiddetin olmaması değil, bu tür bir şiddetle bu tür bir formelleşmiş, bu tür bir ritüellerin içerisine girmiş şiddetle karşılaşmamış olduğunu düşünüyorum. Emre Hocam, peki hedef aldığı kitleler düşününce yani Kürtler, LGBT artılar, kadın hakları savunucuları, göçmenler
Bu hedefler neye göre oluşuyor? Bir de yani bu hedeflerin bazıları aslında iktidarın da pek haz etmediği gruplar. Arada bir bağlantı olabilir mi? Türkiye her zaman azınlıklara karşı şiddet uygulanmıştır. Yani biz 1930'lara gidip Edirne pogromundan başlayıp işte yaklaşıyor 6-7 Eylül olaylarına gelebiliriz. Çorum var, Kahramanmaraş var. Daha yakın tarihte Suriye'ye karşı uygulanan şiddet var. Daha bundan bir iki ay önce Kayseri olayları var. Daha, yani bir Türkiye'de sokakta şiddet var. Sokakta çok kolaylıkla nefret nesnesi haline getirilen, nefret objesi haline getirilen bazı toplumlara karşı şiddet uyguluyor. Bu topluluklar olabiliyor. Yani işte Suriyeliler olabilir, Aleviler olabilir, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler olabilir. Ya da o tür yaftalanmış gruplara, örneğin LGBTİ birey mensuplarına ya da başka örneklere yapılabiliyor. Türkiye'de sokakta şiddet var, buradan başlayalım. Kadın yönelik şiddet, zaten var hayvanlar yönelik şiddet. Zaten var son bir ayda bölük Türkiye'de bu açıdan bir eksiğimiz yok. Burada ilgi çekici olan bir şey söz konusu failin bir manifesto yapmış yazmış olması. Burada manifestoda sırada tam liste olarak nefret objelerini sıralamış olması. Şimdi bunlar arasında bir bilişsel tutarlılık var mı? Yani hem ondan hem buradan nefret etmesi anlaşılabilir mi? Yoksa biz buna biraz daha ezber diyebileceğimiz, evet ondan da nefret ediyorum, bundan da nefret ediyorum, şundan da nefret ediyorum gibi bir listeme. Bunu iyi bir ayırt etmek lazım. Buraya gelmeden önce, bu yayına bağlanmadan önce biraz araştırma şansım oldu. Bu konuda detaylı bir analiz yapıldığını görmedim. Çünkü hani bu başka bir ülkede olsa çocuğun bütün arkadaşlarıyla konuşulur, geçmişine bakılır, ders notlarına kadar gidilir, ebeveynlerin işleri, akrabalar, öyle bir bilgiyle karşılaşmadığımız için biraz ezberi konuşuyoruz. Ama bu listenin bir kısmı kolayca kabul edilebilecek bir liste. Yani işte Türkiye'de bu saydığımız listediklerinden nefret ediyorsunuz dediğimizde insanlar ne var ki diyebilirler. Yani gündelik hayattaki şiddetler bir bıçaklamayla olmuyor. Gündelik hayatta şiddet yolda yürürken kafanızı çevirmeyle de bir tür şiddet ya da başka türlü dışlanma var ve bu kolay yapılır. Ama bir kısmı da fazla alafranga. Yani işte Yahudilikten bahsetmiş, kaç tane Yahudi gördü hayatında, bir Yahudi gördü mü konuştu mu, Yahudi imgesine ya da işte bugün avukatı bir açıklama yapmış. İdeolojisi Nazizm mi? Yani Nazizm'de Amden ne anlıyor? Nazizmin ne olduğunu biliyor mu gibi bütün bunlarda biraz fanteziye kaçan bir şeyden bahsediyoruz ki kullandığı diğer sembollerde vesaire de o ikisini yapıyor. Sanki böyle bir nefret eylemi için herhangi bir sıradan liste yaparken içeriye atmış durumda. Buradan kastettiğim şu açıkçası. İktidarların nefret objesi olarak gösterdiği insanlar ve topluluklar var. Her zaman olur. İktidar sürme biçimi budur zaten, özellikle popülist iktidarlar bir öteki yaratırlar ve öteki üzerinden yapabilirler ve ötekili koku herkesi bulabilir. Ve buna karşı da şiddet hareketleri doğur. O şiddet sistematik olarak yapılır. Örgütlenebilir. Türkiye tarihi bunlar da doğur. Bu onlardan biri mi? Ben de değil. Benim edindiğim tamamen izlenim olduğunu söylüyorum, dediğim gibi bilgiye erişmek çok zor. Sıralı tam liste yapılmış, oraya herkes atılmış, onlardan da nefret edeyim, bundan da nefret edeyim, herkesten nefret ediyorum zaten değil. O sıralı tam liste üzerinden alıfrangalık boyutu biraz fazla olan bir manifesto olarak yorumladım bunu. Öyle bir hani iktidarın ürettiği, iktidarın egemen söylemin bir alt türevi olarak görmek bana biraz kolaycılık geliyor. Ortada resim biraz daha karmaşık ve üzerinde düşünmeye değer.